Herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Yüksek Nabız'la karşınızdayız. Seçim sürecinden sonra uzunca bir ara verdiğimiz Yüksek Nabız'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bugün bomba bir konuk ve bomba bir konuyla devam edeceğiz. Seçim yenilgisinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim sesleri artmaya devam ediyor. Başta buna karşı belli başlı dirençler gelse de son günlerde değişimin nasıl olacağı ya da kurultay süreci tartışılmaya başlandı ve bu konuya ilişkin özellikle sosyal medya başta olmak üzere birçok mecrada etkin olan ve değişimin sesi haline gelen Şöhretcan Kolsuz'da birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Sizin nezlinizde kanal 3 yönetimine teşekkür ediyorum. Ee, seçim mağlubiyetinin ardından ilk kez seçmenlerimize, Afyonlu hemşerilerimize seslenme imkanı bulacağız. Bu yüzden e, mutluyum. Şimdi şöyle başlayalım. Ee, Kemal Bey 13. seçim mağlubiyetini aldı ya da 13 senede 12 diyelim. 2009'daki yerel seçimi saymayalım, Onun genel başkanlığında olmadı çünkü. 12 seçim mağlubiyetinin ardından yine çıktı ve mücadeleye devam dedi. Demokrasiye e, çalışacağız, demokrasi için çalışacağız dedi ve e, yine istifa etmedi. Şimdi Seçim sürecinin öncesine baktığımız zaman özellikle 2019 yerel seçimlerinden sonra muhalefet muhteşem bir hava yakaladı. Bu havayı bir sürede devam ettirmeye devam etti ve bir sene boyunca bir altılı masa kuruldu. Şubat 2022'de ve bu Şubat 2022'de kurulan altılı masayla seçime kadar gidildi. Aslında muhalefet kendisine birçok dezavantaj olduğunu söylese de avantajları da çoktu. Ne gibi? Ekonomi malumunuz bunun dışında sığmacı sorunu vardı bunun dışında deprem geldi liyakatsiz atamalar ortadaydı ve buna ilişkin bazı birçok noktadan muhalefetin de elinde avantajlı durumlar vardı. Her ne kadar medya iktidarın elinde dese de ya da devlet gücü iktidarın elinde dese de bu dezavantajları saysa da avantajları da konjonktürel olarak da çok fazlaydı ve bu seçimi kazanabileceğine inanılıyordu. Hatta o kadar ki aday belirleme sürecinde aslında seçimi kazanmaya yönelik değil, seçimi kazandık ve sonrasında neler yapacağıza yönelik bir aday belirleme süreci yapıldı. Ama malum süreçten sonra da seçim yenilgisi net bir şekilde ortaya çıktı ve bazı partililer özellikle Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere değişim seslerini yükseltmeye başladı. İmamoğlu, Özgür Özel, Gürsel Tekin, Tanju Özcan gibi birçok isim. Aslında Engin Altay da bunların içinde Değişim e, seslerini yükseltmeye başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hatası nedir? Neden Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başından gitmelidir? Öncelikle şuradan başlayayım. 13 senelik bir süreçten bahsediyor. Siz 13 seçim dediniz ama aslında genel başkanlık sürecinden bahsetmek lazım. 13 senelik yaklaşık bir süreç var. E, bu seçimi bence 2023 seçimde, 14 Mayıs 2023 seçimin diğer seçimlerden ayırmak gerekiyor. Çünkü sizin de belirttiğiniz üzere bu seçimde bir, %300'lere varan enflasyon, iki, ciddi bir sığınmacı problemi ve halkın e, büyük çoğunluğunun bunlardan etkileniyor olması gibi faktörler vardı. Şimdi e, siyaset iddia işidir. Ben bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının ben bu seçimi kazanacağım demesini çok yadırgamıyorum. Ancak siyaset iddia işi olduğu kadar riskli de bir iştir. Yani neyden bahsediyorum? Siz bir iddia ortaya koyuyorsanız bunun sonuçlarına da katlanmak mecburiyetindesiniz. Yani neyden bahsediyorum? Tekrar tekrar ediyorum. Ee, bu seçimi kazanırsanız siz kahraman olacaksınız. Doğru mu? Doğru. Evet Kaybederseniz de o koltuğu bırakmanız gerektiğini ya da e, koltuğu bırakmaya gidecek süreci başlatmanız gerektiğinin farkında olmanız gerekiyor. Ee, bu süreçte ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkçası değişim kapısını açmasına rağmen e, parti içerisindeki parti eliti dediğimiz insanların Hı -hı. isim isim saymaya gerek yok şu anda bu insanların bu süreci tıkamaya çalıştığını görüyorum. Şimdi bu kurultay düzenlenecek. Hı hı. Aslında siz değişim başladı ya da başlayacak ya da bunun ilk emareleri geldi diyorsunuz ama hı hı. kurultay süreci yapılacak. O kurultay sürecinde büyük ihtimalle yine Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanacağına dair bazı ön bilgiler var. Cumhuriyet Halk Partisinin iç yapısını birazdan yine hı hı. size soracağım ama yine seçim öncesine dönecek olursak aday belirleme süreci de, sürecinden de önce. Medyada birçok isim vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen. Hatta bugün Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenler içerisinde bile Kemal Kılıçdaroğlu aday olmalı, Cumhurbaşkanı adayı olmalı diyen birçok isim vardı. İsim isim de sayabiliriz. Bunlardan birisi Kemal Özkiraz'dı. E, anketler yapıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok yüksek, e, Sayın Erdoğan'dan çok önde gösteriyordu. İmamoğlu'ndan da çok, Mansur Yavaş'tan da çok önde gösteriyordu. Sonrasında zaten anket yapmayı, siyasi anket yapmayı bırakacağını açıkladı ki bu açıklamasında bu anketlerin biraz da aslında şişirme ya da ...manipülatif anketler olduğunu kendisi de itiraf etmiş oldu. Bunun dışında birçok isim vardı. Yine kimi sayabiliriz? Ali Haydar Fırat'ı sayabiliriz, Eren Erdem'i sayabiliriz. Birçok isim, medyada tanınan birçok isim Kemal Bey'in adaylığı konusunda isteklerini ortaya koydular. Belki tabanda Kemal Bey istenmiyordu, bu anketlerle de ortadaydı ama... ...medyada görünür isimlerin birçoğu, evet Kemal Kılıçdaroğlu aday olmalı dediği için... Aslında biraz da bu noktaya insanlar belki evrildi, belki evrilmeden dayatmacı bir şekilde Kemal Bey aday yapıldı. Tek hata Kemal Bey'di mi? Tek yani hata tabii ki. Onu aday yapmak <laughs> için bu kadar çabalayan, onu kazanamayacağını belki bile bile, belki kaybetmek pahasına bizim adayımız olsun, gerekirse kaybedelim diyenlerin hatası yok mu? Tabii ki var. E, nasıl var? Ee, bir görüntü vermiştim size. İstiyorsanız koyabiliriz. Eren Erdem'le ilgili bir e, tweet. İstifa tweeti mi yoksa daha önceki eleştiri tweeti mi? Yok, e, söz şerefim namusum hı hı. üzerine söz veriyorum o istifa, üzerine bir tweet. Eren tweet Erdem vardı. istifa hı. tweet'ini görselleri alalım. Bu değil mi? Evet, bu evet. tweet. Burada bir kullanıcıyla tartışmaya giriyorlar hı hı. ve kullanıcı aslına bakarsanız Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının riskli olduğunu. Hı hı. Bu sürecin sonunda Eren Erdem'in haksız çıkacağını. Evet. Şöyle tarif edeyim mi? Yukarıdaki tweet'i de tarif edelim. Aslında Tabii. o kesilmiş olan tweet'i de tarif edelim. Orada birkaç genç ya da insan şunu söylüyor. Diyor ki Kemal Bey aday olmasın kaybedecek. Evet. Sonrasında Kemal Bey adaylığında ısrara devam ediyor ve Eren Erdem kartını oynuyor. Eren Erdem de insanlara siz AK Partili olduğunuz için Kılıçdaroğlu aday olmasın diyorsunuz gibi bir ifade kullanıyor. Tabi bunların hepsi bir karikatür gibi düzenlenmiş şekilde. Sonrasında günümüze kadar geldiğimiz süreç neredeyse tarif edilmiş seçim kaybediliyor ve sonrasında da halk suçlanıyor. Senaryo tutarsa istifa edeceğinize şeref sözü verir misiniz diyor Eren Erdem. Evet şerefim üzerine söz veriyorum istifa edeceğim. Yeterdi mi? Ama benim söylediğim gerçekleşirse yani Kemal Bey kazanırsa beraber halay çekeceğiz. Sen de söz veriyor musun? diyor. Yani Kemal Bey kaybederse ve bu senaryo gerçekleşirse şerefim üzerine söz veriyorum istifa edeceğim diyor Eren Erdem. Evet aynen öyle. Peki şu an Eren Erdem hangi konuma getirildi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medyadan sorumlu MYK üyesi. Yani evet. genel başkan yardımcısı. Evet. Bu tweet'i attı. Şerefim namusum üzerine söz veriyorum diyen kişiyi biz ödüllendirdik. Şimdi aslında burada Kemal Kılıçdaroğlu ile Eren Erdem ilişkisini biraz incelemek lazım. 2018 seçimlerinde Eren Erdem milletvekili adayı gösterilmedi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. 2020 2020 Ağustos'unda yapılan son parti kurultayında ise anahtar listenin dışında bırakıldı. Yine Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Aslında hmm. bu ne demek? Kemal Kılıçdaroğlu aslında Eren Erdem'in üstünü çizmiş demek. Peki biz şu an geldiğimiz noktada ne durumdayız? Eren Erdem'in MYK'ya girmesi bize bir şey gösteriyor. Kemal Kılıçdaroğlu acaba partideki gücünü birileriyle paylaşmaya mı başladı? Kimlerden bahsediyorum? E, partide en uzun süre... E, MYK görevliğinde bulunan kişilerden bahsediyorum. İsim isim ben neye gerek yok. Evet. Erdoğan Toprak. Ya da Bülent gibi. Kuşoğlu. Hı hı gibi. Bu kişilerden bahsediyorum. Şimdi bu tweeti attıktan sonra siz birisini ödüllendiriyorsanız ki ödüllendirdiğiniz kişi de çok garip bir şekilde 100 yıllık partide ödüllendirdiğiniz kişi de e, kimseyi zan altına bırakmak istemiyorum ama şimdi hani bizim Afyon'da bir laf vardır. Kolunda bir bilezik olsun üniversiteyi bitir hı hı. denir. Neden? Çünkü herkes anne babalar... Çocuklarının iyi okullarda okumasını, iyi üniversite bitirmesini, iyi yerlere gelmesini ister. Peki Eren Erdem bir lise mezunu olarak 100 yıllık partinin MYK üyesi olmayı nasıl başardı? Ben bu soruyu sormak istiyorum. Ve parti üyesi olarak bu hakkım. Veya bu sözü vermesine rağmen bu görevi reddetmezken hiç utanmadı mı? Bunu da sormak istiyorum kendisine. Sizin bu konuya ilişkin bir cevabınız var mı? Cevabım... Ee, nasıl geldi o noktaya? Getirildiğini düşünüyorum ben getirildi. Yani ne karşılığında partide e, az önce bahsettiğim gibi bunun aslında bir seçim yenilgisi olduğu çok bariz. Hı hı. Yani bunu her ne kadar söylemlerden görmesek de aslında parti elitleri dediğimiz partinin üst yönetim eee organları da gayet farkında. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesini istemeyen ama gücü bölüşmek isteyen bazı ekiplerin oradan bazı kadroları kaptıklarını düşünüyorum. Benim aslında buna bulabildiğim tek cevap bu. Yani bazı kişilere kendi başkanlığının devamını desteklemesi için hı hı. bazı payeler dağıtıldığını söylüyorsunuz. Evet, yani hani bu parti içerisinde aslında bütün partilerde de vardır. Yani bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi özelinde demiyorum. Hı hı. AK Parti, MHP yani sayabiliriz bütün partileri. Belli bir güç dağılımları yaşanabilir. Parti içi dengeyi tutmak önemlidir ama burada çok abes bir durum oluştuğu için aslında. Yani şu anki CHP, MYK'sı aslında CHP'nin C sınıf bir MYK'sıdır. Yani tarih boyunca bu kadar zayıf bir MYK. Liyakat anlamında söylüyorum. Hı hı. Görülmüş müdür emin değilim. İçinde çok donanımlı insanlar olmasına rağmen bunu söylüyorum. Yani şimdi hani kuru, e, kurunun yanında yaşı da yakmayalım ama açıkçası böyle bir durum var. Ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakıştıramıyorum bu MYK'yı. Evet. Hı hı. Şimdi peki e, şunu soralım. Bir seçim mağlubiyeti var. Bir genel başkan hı. değişikliği de bunun ardından normaldir. Ama e, şu söylenir ya sık sık seçimlerde... E, Herkes Sayın Erdoğan'ı devirmeye çalışıyor ama sonrasına ilişkin herhangi bir hazırlık yapmıyor. Tek çalışma Sayın Erdoğan'ı devirmek üzerine. Burada da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığının değişmesi, yani Kemal Bey'in Genel Başkanlıktan gitmesi isteniyor. Ama sonrasında ne olacak? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi daha iyi bir noktaya gelecek mi? Çok yakın bir süreçte bir yerel seçim olacak. Bu yerel seçime gidilirken Kemal Bey'in ya da herhangi bir Genel Başkan diyelim, bir Genel Başkan değişikliği. Bir partiye ya da seçimlere fayda sağlar mı? Şöyle söyleyeyim buna. 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinde aslında bizim bir kazanma umudumuz varsa veya olduysa bunun en büyük sebeplerinden birazdan 31 Mart ve tekrarlanan İstanbul seçimlerinin olduğu gün 23 Haziran seçimleri hı hı. bunun en büyük sebebiydi. Orada bir rüzgar yakalandı ama ne yazık ki e, 4 yıl sonra taşınamadı bu rüzgar parti için çekişmelerle veya herhangi bir sebep, sebeplerle. Ben şimdi şu iddiada bulunmuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir lider değişimi olursa ve parti, program, tüzük, kadrolar aynı şekilde kalırsa ben düzeleceğine inanmıyorum. Ben bunu aslında biraz garip bir örnek olabilir ama düğün pastasına benzetiyorum. Nasıl düğün pastasına benzetiyorum? En alt katı parti içi tüzük. Yani parti içi hukuk. Hı hı. Bunu sağlayacağız. Bu temeli işin. İkinci kat parti içi program. Parti içi program sizin yükselmenizi sağlayacak. Size bir yol gösterecek. Üçüncü katta aslına bakarsanız parti için kadrolar, güçlü kadrolar. Yani iki katlı da pasta olur düğün pastası ama üç katlı pasta daha bir güzel gözüküyor. Ve bunlar da olduğunda bitmedi, işimiz bitmedi. Bizim bir de bıçağa ihtiyacımız var. Bıçak ne? Güçlü lider. Çünkü bunun pastanın kesilip halka ikram edilmesi, anlatılması lazım. Bizim bunu sağlamamız lazım. Bu dört ana kolondan birisi daya eksik olursa ben başarına yine uzak olduğunu düşünüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kökten kapsamlı bir değişim içerisine gitmeli. Yerel seçime kadar bu süre var mı? Hem parti programını hem tüzüğü değiştirecek hem yeni kadrolar bulacak bir süreç var mı? Yoksa e, güçlü bir lider etrafındaki kim varsa e, kadroları kendisine bağlayabilir mi? Yoksa kendi kadrolarıyla gelebilecek bir lider midir? Kendi kadrolarıyla gelebilecek bir lider olmalı. Ve hı hı. bu hani az önce de söylediğim gibi bir içi dengeye dikkat edilmeli. Yani odun adamı, bunun adamı gibi şeylere. E, sirayet edilmemeli, e, önem gösterilmemeli. Burada bahsettiğim şey şimdi yerel seçimlere kadar yaklaşık 9,5-10 aylık bir süremiz var. Bu sağlanabilir mi? Elbette sağlanabilir. 15 Ekim son il kongre tarihimiz. Normal şartlarda 1-1,5 ay içerisinde kurultay olmasını bekleriz. Cumhuriyet Halk Partisi gibi dünyanın en köklü partilerinden birisi bu dönüşümü sağlayabilir. Hı hı. Ama isterse sağlayabilir. İstemezse istiyorsanız onay değil yani 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl olsa da bir şey yapamayız. Öncelikle bu talebin Gerçekçi ve samimi olması olması lazım. Ondan sonra dönüşüm zaten çorap söküğü gibi gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi biraz önce konuşurken işte parti içerisindeki mevcut sistemden faydalanan bununla, bununla beraber yükselen, bununla beraber mevki makam elde eden kişilerden isim vermeden bahsettiniz. Şimdi kim değişim istemiyor? Bu isimler mi değişim istemiyor? Sosyal medyada bazı kişileri görüyoruz. Bazıları tabii ki yeni açılmış hesaplar olsa da bazıları da gerçek kullanıcı olan hesaplar. Değişim istemediklerini ifade ediyorlar. Taban bu konuda ne söylüyor? Siz bir oranlama yapacak olursanız tabanın kaçta kaçı biz değişim istiyoruz diyor. Kaçta kaçı istemiyor? Şimdi öncelikle şöyle ben parti binalarını tanımlarken hep zehirli olduklarını söylerim. Bunu lütfen yanlış anlamayın. Nasıl? Parti binalarında daima her iş doğru gider. Yani bu seçimi kazanıyoruz, kazandık, çok iyiyiz başarısızlık yok devam edelim. Bu Cumhuriyet Halk Partisi sözlerinde değil. AK Parti, MHP, İyi Parti, HDP herkes için söylüyorum bunu. O yüzden bazen geriye çekilip bir bakmak gerekir parti parti işleyişine. Yani işler doğru mu gidiyor, nerede hatalar var. Ben buna dikkat e, gösteriyorum. Parti içerisinde şu an gördüğüm durum şu. Jenerasyonel bir kırılma var. Nasıl jenerasyonel bir kırılma? 18-35 yaş arası gençlerde, genç üyelerde değişim talebi çok güçlüyken Özellikle 50-65 yaş arası e, televizyon izleyicilerinde, ben onları böyle tanımlıyorum, yani Halk TV, Tele 1 gibi daha muhalefete yakın yayın organlarını takip eden e, yaşlı üyelerde değişim talebi daha düşük. Bu yüzden parti binasında şu an jenerasyonel bir kırılma var, ikiye bölünme durumu var. Buradan kim galip çıkacak bilmiyoruz. Ayrıca şöyle bir tarafı da var, şimdi vekiller iyi kötü e, meclise girdiler, şu an meclisteki yerlerini aldılar. Ama asıl risk altındaki grup aslına bakarsanız belediye başkanları. Neden? Çünkü şu an genel seçim yenilgisinden sonra yerel seçimde tehlikeye girdiğini hepimiz söyleyebiliyoruz. O zaman burada koltukları tehlike altında olan kişiler belediye başkanları. Bunlarla vekiller arasında yani belediye başkanlarımızla vekillerimiz arasında bir görüş ayrılığı var bu konuda. Benim gözlemem yine bu. Özellikle büyükşehir belediye başkanlarının çoğunun değişim talebinde bulunduğunu biliyorum. Biliyorum. Hı hı. Ama vekillerin de çoğunun... Genel Başkan'ın arkasında konumlandığını biliyorum. Buradan nasıl çıkılacak? Yani bu ayrışmayla biz yerel seçime gidersek büyük bir hüsran olacağını bence değişim isteyenler de istemeyenler de farkındadır diye düşünüyorum. Yani çünkü ikiye bölünmüş örgüt olarak ikiye bölünmüş bir yapının başarı göstermesi çok zor. Karşımızda işte AK Parti örneği, örneği duruyor. Tamam çok belki abes bir örnek olacak ama Tayyip Erdoğan kültünden dolayı. Sonuçta ciddi manada bir parti için bölünmeyi hiçbir zaman yaşamadı bu parti. O zaman biz ne yapacağız? Yerel seçimlere en güçlü nasıl girebiliriz? Ee, bu 2019'da kazanılan belediyeleri nasıl elimizde tutabiliriz? Bunun yollarını arayacağız, bakacağız. Kimse bazı konularda inat etmeyecek, koltuklarda oturmak için inat etmeyecek. Partide koltuk çoktur. Yani genel başkan yardımcılığı olmaz, genel başkanlık olmaz. Farklı mecralarda hizmet verebilirsiniz. Danışman olarak verebilirsiniz, onursal genel başkan olarak verebilirsiniz parti üyesi olarak verebilirsiniz en basitinden. Yani hepimiz parti üyesiyiz ve parti Hı -hı. üyesi olarak da hizmet verebilirsiniz. Partiye katkı sunabilirsiniz. O yüzden bu değişimin önünün tıkanma isteğini doğru bulmadığımı tekrar belirtmiş olayım ben. Evet bir değişim e, süreci başladı Hı -hı. aslında. E, kongre yapılacak, kurultay yapılacak. ilçe, il sonrasında da büyük kurultay yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama kurultay ve delege yapısı sık sık eleştiri konusu oluyor. Bu noktada eski Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili ve Cumhurbaşkanı adayı da olmuştu. Muharrem İnce diyor ki kurultay yapılsa Atatürk ve İnönü anıt kabirden kalksa bu kurultaya girse yine de Kemal Kılıçdaroğlu kazanır. Çünkü bu kurultay buna göre dizayn edilmiş bir kurultaydır diyor. Siz bize bu kurultay yapısını, bu delege yapısını tarif eder misiniz? Nasıl bir delege yapısı, nasıl bir kurultay yapısı ki kim çıkarsa çıksın Kemal Kılıçdaroğlu kazanıyor? Ve bu değişim ne zaman yapıldı? Şöyle, en son bizim tüzüğümüzün değiştiği tarih 2018. Hı hı. Programımızın değiştiği tarih de 2008. Şimdi hı hı. biz program üzerinden değil, Türk üzerinden gidelim ama burada Muharrem İnce'nin atladığı bir konu var. Şöyle bir konu, siyasi partiler kanununa göre delege sistemini kullanmak zorunlu. Hı -hı. Siyasi partiler kanununa göre. Yani AK Parti'de, MHP'de, CHP'de siyasi partiler kanuna göre delege sistemi kullanacak. Bu elimizde var. Hı -hı. Bu eleştiri yönelten Muharrem İnce kendi partisine de bu sebeple delege sistemini götürdü aslında bakarsanız. Götürdü. Öncelikle burada Muharrem İnce'ye belirteyim ilk Hı -hı. başta. Burada şu konuda bir de yanıldığı bir nokta var. Muharrem İnce bu örnekle verirken hep şunu söylüyor. Diyarbakır gibi bizim çok düşük oy aldığımız bir şehirde ki bu seçimde de hı hı. vekil çıkarttık Diyarbakır'da. Evet. Hatta %70 civarında Kemal Bey'e destek evet, çıktı. Evet orada da %70 civarında Kemal Bey'e destek çıktı. Vekil de çıkarttık hı hı. çok uzun sürenin sonunda. E, 22 tane delege vardı. Muharrem İnce'nin olağanüstü kurultay toplama sürecinde. Yani ne zamandan bahsediyorum? 2018'den 18'de. bahsediyorum. Kurultay toplama sürecinde 22 delegenin. 15 tanesi yani Muharrem İnce'nin aslında eleştirdiği hı hı. Diyarbakır delegelerinin 15 tanesi Muharrem İnce'nin adaylığı için imza verdi. Yani bu konuda aslında ona katılmıyorum. Ama şu doğru, siyasi partiler kanununa göre delege sistemi öyle hazırlanmış ki gerçekten genel başkanların gitmesini çok zorlaştıran bir sistem var. Yani imkansıza yakın. Bu yüzden Ecevit İnönü'yü biraz ayrı tutuyorum. Orada dahi seçimli bir yarış yok. Yani kurultay hı hı. anlamında belki değiştiğini söyleyebiliriz ama seçimli bir yarış yok örneği yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimli bir değişimi. Yani İsmet İnönü e, kaybedeceğini gördüğünde istifa çekiliyor. verdi ve hı hı. çekiliyor ve e, Bülent Ecevit tek aday olarak girdiği evet. seçimi kazanıyor. Dediğiniz gibi seçimli bir değişim olmuyor Evet yok zaman. hiçbir zaman yok. Ve bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi özlenedir. MHP'de kurultay sürecini hatırlayalım. Merlak Şener, Ümit Özdağ, Sinan Oğan e, ve Koreya Kore ihraç edildi. İhra, yani ihraç edildi ama edilmese de sistem aslında değişimi çok mümkün kılmıyor. Hı hı. Bu yüzden Muharrem şu konuda haklı. Genel başkanı öyle güçlendiren bir sistem var ki, tırnak içinde söylüyorum Atatürk dayı, İnönü dayı gelse kazanamayabilir gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Evet, e, kurultay olsa da aslında Kemal Bey'in genel başkanlığının devam etmesi ihtimali de devam ediyor diyorsunuz tabii ki, ama. Tabii ki. Kemal Bey ben adayım demem diyor. Yani hı hı. ben adayım demem. Ama delegeler beni aday gösterirse onların da kararına ipotek koymam. Yani onlar aday gösterirse aday olurum diyor. Aslında bu biraz adaylık, Cumhurbaşkanı adaylığı sürecindeki söylemleriyle de biraz çakışıyor. Ve orada da demişti ki ben adayım ee, belki demesem de masadakiler onay verirse evet aday olabilirim hı hı. dedi. Ve sonrasında işte dört parti genel başkanı. O gün Kemal Bey'e destek verdiler. Meral Akşener bir şer koydu ve masadan kalktı. Sonrasında geri döndü ve Kemal Bey aday oldu. Kemal Bey bu söylemiyle aday olmayacağım mı demek istiyor? Yoksa mutlaka delegeler toplanıp, sanıyorum 127 imza yetiyor genel başkan adayı olması için. Delegeler toplanıp, evet biz Kemal Bey'in adaylığını istiyoruz diyerek Kemal Bey'e aday gösterecek mi? Ya sanıyorum süreç oraya gidiyor. Ya Kemal Kılıçdaroğlu, siz az önce çok güzel söylediniz. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde de aslında benzer evet. bir yolu izledi. Yani buna e, olumsuz bir yorum yapmak mümkün değil ama e, Babala TV yayını herkes izlemiştir. E, Genel Başkanla ilk geldiği süreç içinde Kemal Kılıçdaroğlu aslında bakarsanız bu tarifi yaptı. Yani hangi tarifi yaptı? E, ben koltuğa oturmak istemedim. Genel Başkanlık koltuğu boşaldı ve evet. bana zorla getirip o koltuğa oturttular dedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu aslında bakarsanız çizdiği siyasi profil itibariyle koltuklara talip olmayan Koltuklara oturtulan bir figürmüş gibi bir profil çiziyor. Ama bu da siyaset... sorumluluk azaltıyor biraz. Evet yani. sorumluluk azaltıyor. Ama siyasetin içerisinde olan herkes bilir ki yani bu aslında böyle değildir. Bir insan siyasetle ilgileniyorsa hı hı. tepeye hedefler. Yani bu en küçük ilçe örgütünden, belde örgütünden en yüksek kademesindeki insanına kadar aynı şey geçerdir aslında. Yani insan cumhurbaşkanı olmak ister budur. Türkiye'de ben bir kişi tanımıyorum ki sokakta çevirelim. Cumhurbaşkanı olmak ister misiniz, ülkeyi yönetmek ister misiniz dedin de hayır desin. Ya, bu çok gerçekçi bir durum değil aslında bakarsanız. Kemal Kılıçdaroğlu sizin de söylediğiniz gibi sorumluluk azalttığı bir yöntem seçti. Hı hı. Demokrat amca gibi bir e, sıfat seçti. Bu ne demek? Ben koltuklara talip olmam, tutturmam, koltuğu yani e, kendi hipoteyimi altına almam, verildiğinde de reddetmem. Açıkçası böyle bir durum var ve ben bu sürecinde oraya gittiğini görüyorum, öngörüyorum. Yani yine aday olacak. Aday olur mu bilmiyorum ama hı hı. onu aday gösterecekler mutlaka olacaklar. Aslında alacaktır. bu söylemler birçok şeyi ortaya koyuyor. Yani bu söylemler Kemal Bey'in, Salt Kemal Bey'in söylemleri değil. Birçok siyasetçi bu söylemleri kullanıyor ve aday oluyor. Yani bu hı hı. net bir şekilde evet Kemal Bey'in ben adayım demesinden başka bir şey değil. Kemal Bey kurultayda aday olacak. Asıl mesele karşısına kim çıkacak? Özgür Özel ben genel başkan adayıyım dedi, sorumluluk alırım dedi en azından. O minvalde bir cümle kurdu. Sonrasında Özgür Özel biraz farklı söylemlere yöneldi. Ekrem İmamoğlu çıkış yaptı, değişim istiyorum dedi, ben bu değişime öncülük ederim dedi. Bunun adı genel başkanlık olur ya da olmaz gibi o da cümleler kullandı. Diğer adayları zaten saymıyorum. Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına. Ekrem İmamoğlu ya da Özgür Özel çıkarsa nasıl bir tepki verir Kurultay? Ee, orada da aslında o insanların da ben üzüldüklerini tahmin ediyorum çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır tek başına iktidar olamıyor ve çok uzun bir süredir e koalisyonla bile iktidar olamıyor. 2015'te kapısından döndü. Ee, o insanlar ben üzüldüklerini tahmin ediyorum en azından. Bu üzüntü bir değişim getirir mi? Bu kadar baskıyı Kemal Bey kaldırabilir mi? kurultaya gidildiğinde delegenin kararı ne olur? Ya kaldırsa da açıkçası şu anki durumla bu şekilde yerel seçime gitmenin mantıksız olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yenilenme şart. Yani bu Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde olacaksa da hı hı. Ekrem Bey, Özgür Bey özelinde de olacaksa da bir yenilenme gerçek bir yenilenmenin sağlanması şart. Şimdi Ekrem Memoğlu'nun buradaki tavrı şöyle. E, üç tane örnek var. Nedir bu üç tane örnek? Mustafa Sarıgül Emine Ülker Tahran ve Muharrem İnce. Hı hı. Hepsi keskin çıkışlarla partiden ayrıldılar ve hepsi sandıkta hezimetle karşılaştılar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinin bu seçimde belki bu durum değişebilir ama genel itibariyle kemik bir kitlesinin olduğunu görüyoruz. Yani sandığa gittiğinde altı oku görmesi onun için yeterli oluyor. Açıkçası böyle hı bir durum hı. var. Sanıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun güvencesi de hala bu. Yani tamam tepki var. Ama sandığa gittiğimizde AK Partili bir adayın karşısında bizim adayımızı gördüklerinde yine bize gelip oy verecekler düşüncesi var. Bu yeterli değil ki. Evet yeterli değil. Bu %25. Değil. Yani evet. bu insanlar %25. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yaparsa yapsın kazanamayacağı yerler var belki de. Evet. Ve ne yaparsa yapsın asla kaybedemeyeceği yerler de var. Bu biraz buna da benziyor bu tarifiniz. Evet. Ve %25'i aşmak zorunda. Eğer iktidar olmak istiyorsa bu seçimde de bunu gördük. Dört partinin desteği de %25 aldı. 25,90'dı yanlış hatırlamıyorsam. Yine bu kadar oy aldı. Şimdi bunu aşmaya mecbur. Ve e, bu oyla ben e, iktidar olacağım. İşte 11 büyük şehir değil daha fazlasını alacağım. 30 büyük şehri alacağım tamamını. Ve daha fazla belediye artıracağım diyemez. Bu mevcut durumu koruyabilir. Hatta ve hatta ittifak olmayacağı için bazı büyük şehirlerdeki buna benzer bazı emareler görünüyor. Yani İyi Parti altılı masanın dağıldığını ifade ediyor. Altılı masadaki bazı partiler mecliste müstakil hareket ediyorlar. Bu %25 CHP'ye yetmeyecek. Hı hı, yetmeyecek. Ya ben aslına bakarsanız bu altılı masanın fikir hı hı. olarak hatalı olduğunu düşünmüyorum. Yani şöyle fikir olarak şimdi geleceğim hatalı olan kısmına. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 25 bandında olan bir parti. Sizin de dediğiniz gibi değişen seçim sistemiyle beraber 50 artı bir kuralı geldiği için kendi oyunuzu büyütemiyorsanız bile muhalif bloğun oyunu büyütmeniz lazım ki iktidara evet. gelebilin. Bu yüzden ben bu altılı masa veya yanımıza seçil, e, çektiğimiz partilerin bize zararlı olduğu düşüncesine çok katılmıyorum. Burada yöntemde bir problem olduğu düşüncesindeyim. Yani e, masaya alınan partilere seçim sonrası düşünülerek yani seçimin zaten kazanıldığı... Evet düşünülerek en büyük hataydı. Çok garip milletvekili sayılarının verilmesi. 38 milletvekili toplam Demokrat Partisi, Hı -hı. Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ki biz burada beraber de çalıştık. Yani hiçbirinin emeğini Hı -hı. E, boşa çıkartmak istemiyorum ama açıkçası çok yüksek bir sayı. Toplamda %25'lik bir oy 38 milletvekili ve ekonomik duruma rağmen, mülteci problemine rağmen son 5 seçimin, son 5 genel seçimin en düşük vekil sayısına ulaştı Cumhuriyet Halk Partisi. Hı -hı. Burada bir problem var. E, bunu Nasıl çözeceğiz? Açıkçası bilmiyorum. Yani burada masanın dizaynında değil, masanın işleyişinde bir problem olduğu düşüncesindeyim. Bunun değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan ders almamız gerektiğini düşünüyorum. O zaman altılı masa değil gerekirse 16'lı masa kuracağım söylemi çok da yanlış değil. Şimdi, Mesele hı hı. masada kimlerin olduğu mu? Masada kimlerin olduğu ve nelerin verildiği. Hı hı. Yani hiçbir şey, şimdi bugün 4 parti artı Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun %25,5 olduğunu biliyoruz biz. Hı hı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir ikilemde. Şimdi bu partiler bize yüzde %5 10 katkı sağladıysa bizim oyumuz saltolar %15'e düşmüş oluyor. Bu evet. bir başarısızlık. Evet. Bu partiler hiç oy katkısı sağlamadıysa biz hiç oy katkısı sağlamayan partilere toplam 38 milletvekili vermiş oluyoruz. Yani burada bu partileri çekmekte de değil. Verilenlerde problem var. Yoksa karşı tarafa bakalım. AK Parti hangi partilerle ittifak yaptı? DSP, MHP, HDP Yeniden Refah Partisi, Büyük, Büyük Birlik, Birlik Partisi. Aslına bakarsanız orada da bir altılı masa var. Yani altılı masa sadece bize has bir durum değil, orada da var. Ama Cumhuriyet Ak Parti bu partilere neler verdi? Bizim verdiklerimizle karşılaştırılınca biraz komik duruyor durum açık konuşmak gerekirse. Yani burada bir öz eleştiri vermemiz zorunluluk. Yani Sinan Oğan destek açıkladığı Sayın Erdoğan'a ve e, şu şu sözleri aldım dedi arkasından Yasin Altay ya da Yasin Aktay hı hı. çıktı ve dedi ki hayır, Sinan Oğan'a hiçbir söz verilmedi. E, ne sığınmacılar konusunda ne başka bir konuda hiçbir söz verilmedi. Dedi, e, Hüdapar'a 3 milletvekili verildi. E, Milliyetçi Hareket Partisi müstakil olarak girdi. Yeniden refah müstakil olarak girdi. Ve onlar kendi oylarını aldılar, kendi vekillerini hı hı. çıkardılar. Büyük Birliğin zaten vekili yok hı hı. şu durumda. Evet dediğiniz gibi burada bir e, sıkıntı var ama... Masanın işleyişi, masanın kurulması aslında biraz yanlışları da içinde barındırıyordu. Tabii Çünkü ki. şu şu gibi noktalar önemliydi. Ahmet Davutoğlu da Ali Babacan da çıkıp şunları çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorlardı. Biz onay vermezsek Cumhurbaşkanı karar alamaz. Ya da biz şu kadar bakanlık isteriz. Şu Cumhurbaşkanı yardımcılıklarını isteriz ya da masada söz hakkımız eşittir. Oy oranımız ne olursa olsun söz hakkımız eşittir diyebiliyorlardı. Bu aslında masanın dağılmayacağına, asla dağılamayacağına olan inançla yapılan bazı hamlelerdi. Biz ne söylersek söyleyelim bu masanın dağılması herkese kaybettireceği için biz istediğimizi söyleyebiliriz. Bu masada zaten dağılmaz kardeşim gibi bir e, düşünce üzerinden istediklerini söyledi bu partiler ve genel başkanları. Burada bir sorun vardı aslında bence evet. ve Kemal Bey bazı antidemokratik tutumları e, kendi cumhurbaşkanı adaylığı için bence ortaya koydu. Çünkü evet Ahmet Davutoğlu da Ali Babacan da Temel Bey de Gültekin Bey de çok yetkin siyasetçiler ama demokrasi o yeşi yani oyunu alırsan. Hükümeti e, yönetmeye hak kazanırsın ama oy alamazsan kazanamazsın. Kemal Bey dedi ki oy oranları ne olursa olsun Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, milletvekili ve eşit söz hakkı masada. Burada oturtulan e, sistem biraz antidemokratik bir sistemdi ve masanın yanlışları aslında bunlardan ibaretti. Aslında hepsini toplayıp başa döndüğümüzde de bunların hepsi Kemal Bey'in adaylarını desteklemeleri evet. için yapıldı. Burada da aslında bakarsanız bence Merlak Şener'e değinmek gerekiyor. Evet. Çünkü burada e, siyasetle ilgilenen herkes biliyor ki bu masa sizin de dediğiniz gibi aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir karar alması ve e, o süreci işletmesiyle başladı. Yani neydi bu süreç? O masadaki herkesin eşit söz hakkının olduğu, eşit oy hakkının olduğu yani hepsini her görüş bir oy gibi düşünelim hı hı. E, ve oradan Kemal Kılıçdaroğlu açıkçası kendi adaylığını çıkacağını strateji olarak kurmuştu. Nasıl kurdu bu e, strateji? Masadaki diğer beş partinin toplamından daha fazla oyunun olduğunu Kemal Kılıçdaroğlu da gayet iyi biliyordu. Ve o partilere vaat edebileceği şey açıkçası Meral Akşener'in vaat edebileceğinden kat kat fazlaydı. Burada bence asıl problem Merlak Şener'in bu süreci öngörmekte biraz geç kalmasıyla alakalı. Yani Hı. bu sürecin buraya gittiği bariz, ee, istediği adaylar farklı kişiler. Evet. Sokaktaki yönelime de e, burada dahil ediyor Meral Hanım haklı olarak. Ama halde... buraya... Deprem sürecine kadar bu süreci sıkıştırıp o kadar toplantılar yapılıp aday isminin geçmemesi bu bana kalırsa Meral Akşener'in yaptığı en büyük hatalardan birisi. Belki de adayı hı -hı. masaya getirmek istedi ama 5 genel başkan izin vermedi. Yine. O zaman hı -hı. E, şu soruyu da insan aklına getiriyor. Bugün Ekrem İmamoğlu cesur bir çıkış yaptı. Hı -hı. Bu cesur çıkışı akıllıca bir zamanda yaptı. Çünkü kaybetmiş bir genel başkana karşı mücadele vermeye başladı ama Meral Akşener masayı dağıttığında 3 Mart'ta, ertesi gün çıktı ve konuştu. 2 Mart'ta dağıttı diye hatırlıyorum. 3 Mart'ta hı hı. çıktı ve konuştu ve Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'a çağrı yaptı. "Gelin Cumhurbaşkanı adayı olun, sizi destekleyelim" dedi. Ekrem Bey o gün o çıkışa olumlu bir cevap verebilir miydi? Olumlu bir cevap verseydi İmamoğlu'nun bugün belki de çok daha farklı bir noktada olabileceği bir Türkiye görecektik. Şöyle ben şu an, şu an mı doğru zaman İmamoğlu için? Şöyle bence şu an doğru zaman. Çünkü şöyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel olarak e, anketler, çalışmalar yaptığını biliyorum. Kemal Hı -hı. Kılıçdaroğlu şuna güvendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı özellikle depremden sonra Hı -hı. 6 Şubat depreminden sonra Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı etrafında bir konsolidasyon sağlandı. Neydi bu konsolidasyon? Cumhuriyet Halk Partisi genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesindeki tavrı aslında CHP seçmeninde e, biraz sallantıda olan algısını güçlendirdi. Güçlendirdi. Ve açıkçası Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bu riski alamadı. Yani şu risk vardı. Tabii ki çıkabilirlerdi, ben adayım diyebilirlerdi. Peki orada aday olup, kendi örgütlerini karşılarına alıp, o seçim kaybetselerdi ve ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ile Tayyip Erdoğan kalsaydı. Bugün bu iki siyasiden, yani Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan herhangi bir gelecekte söz edebilir miydik? Bence çok zor. Çünkü artık resmi olarak örgütlerin de karşılarını almış olacaklardı. Bence Ekrem İmamoğlu'nun asıl amacı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı olduğu için o riski almak istemedi. Doğru bir zamanda hamlesini yaptı Evet, diyorsunuz. bence bence doğru zaman buydu ve doğru zamanda hamlesini yaptı. Ekrem Bey doğru düşüncem. aday mı Genel Başkanlık için? Çünkü e, Kemal Bey'in ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bazı isimlerin çok sivri, çok radikal düşünceleri olan isimlerin, Sezgin Tanrıkulu gibi, uh -huh. Canan Kaftancıoğlu gibi isimlerin e, halktan çektiği tepkinin öznesi milliyet milliyetçiliğe karşı olmaları ya da terörle mücadele konusunda zayıf olmaları ya da buna ilişkin söylemlerinin olmaması ya da HDP ile ilişkiler. Şimdi Ekrem İmamoğlu da belediye başkanı seçildikten sonra işte Pervin Buldan'la ağaç dikmesi, Diyarbakır'a ziyarete gitmesi çok eleştirildi. Yani hı hı. ciddi manada eleştirildi ve Ekrem Bey genel başkan olursa ve bir seçime girerse genel başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi yine bu noktalardan zayıf karnı var hı hı. bence. Ya şöyle bir durum var orada. İstanbul seçimlerini hatırlarım. Şimdi İstanbul'da yaklaşık HDP seçmeninin 1 ila 1,5 milyon arasında bir HDP seçmeni olduğu tahmin ediliyor. Düşünülüyor. Hı, hı. Ekrem İmamoğlu aslında orada bir iadeyi ziyaret yaptı. Yani neden? Borç ödeme gibi düşündü bunu. ve HDP Genel Başkanı Pervin Buldan'la sembolik bir görüntü vererek aslında bu teşekkür etmiş oldu. Bu eleştirilebilir mi? Elbette eleştirilebilir. Yani kimi milliyetçi hassasiyetleri olan insanlar bunu eleştirebilir. Son derece de özgürler. Ben Canan Kaftancıoğlu ve Sezgin Tanrıkulu meselesine de biraz farklı bakıyorum. Şöyle bakıyorum. Aileyi düşünelim yani Türk aile yapısını. Anne, baba ve çocuklar. Şu an Türkiye'de şöyle bir durum var. Anne babaların AK Partili olduğu çocuktan CHP'li olduğu aileleri sayabiliyoruz. Yani evet. aynı aile içerisinde dahi farklı farklı fikirler görüşlerde, var. fikirlerde insanlar var. Veya aynı apartmanı düşünelim. Birbiriyle siyasi görüşleri farklı olduğu için konuşmayan komşular var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşık 1.4 milyon üyesi var. Canan Kaftancıoğlu ve Sezgin Tanrıkul da bu üyelerden birisi. Benle ideolojik olarak tamamen zıt noktadalar. Buranın altını evet. çiziyorum. Ama bu 1.4 milyon üyenin içerisinde herkesin aynı düşünmesinde ben bekleyemiyorum. Yani bir... Ama şu da var o zaman. <laughs> Sezgin Tanrıkulu da, Canan Kaftancıoğlu <laughs> da partide etkin noktada, <laughs> noktadalar. Ee, diğer taraftan Ünal Çeviköz de <laughs> benzer düşüncelere sahip açıkçası. Bu kadar farklı noktalardaki insanlara e, hoşgörü gösteren Cumhuriyet Halk Partisi, işte Cihangir İslam, Mehmet Bekeroğlu, yakın zamana kadar Abdüllatif Şener ki çıktı ve dedi ki ben Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim dedi. Sinan oy verdim dedi. İkinci turda boş oy attım, geçersiz oy attım dedi. O noktada da bir yalanı tespit edildi ama bütün bu farklı noktalara, işte, siyasal İslam'a, sol radikal düşüncelere alan açan Cumhuriyet Halk Partisi Tanju Özcan'ı partisinde barındırmadı. <laughs> Türk milliyetçisiyim diyor, sığınmacı karşıtıyım diyor, mülteci karşıtıyım diyor ve Türkiye'nin e, ulus devlet yapısını savunuyor. Tanju Özcan'a bu hoşgörü neden gösterilmedi? Önce bir yıl ihraç edildi, şimdi süresiz ihracı talep ediliyor. E, çok acı bir olay hatırlıyorum. Şimdi Tanju Özcan Cumhuriyet Halk Partili, yani kökten hı hı. Cumhuriyet Halk Partili, dün bugün değil. Bir hanımefendi meclis toplantısında, Bolu Belediye Meclisi'nde Hakaret ediyor ve şişe fırlatıyor Tanju Özcan'ı. Hatırlıyorsunuz evet, o görüntüleri. Hatırlıyor. CHP'den bir tane tepki gelmedi. Hı -hı. Neden? Milliyetçi olduğu için mi? Niye? Sığmacı karşıtı olduğu için mi? CHP niye üvey evlat gibi davranıyor Tanju Özcan'a? Veya Tanju Özcan örneğine bakıp gerçekten milliyetçi olan insanlar CHP'de e, sesini çıkaramıyor mu çok fazla? Şöyle çıkartabilir aslında ama şöyle bir durum var. Tanju Özcan'ı şu noktada ayırmak lazım. Tanju Özcan e, tırnak içinde söylüyorum dilinin kemiği yok derler ya Hı -hı. o tarz bir siyaset beni üstlüyor. ve Hı -hı. bu da gayet normal yani bu siyaset benim benimsenebilir. Hı -hı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi özellikle yerel seçimlerden beri içinde olduğu duruma bakalım. Çok yumuşak bir dil benimsenmişti. Yani ne, neydi bu yumuşak dil? İşte kalp yapalım. Hı -hı. Sana söz baharlar gelecek. Yumuşak. Yani birleşe birleşe kazanacağız. Evet, birleşe birleşe kazanacağız. Bu bir yöntemdir. Ve aslına bakarsanız Tanju Özcan'ın sivri dili ve prensiplerinden şaşmıyor oluşu bir rahatsızlık yarattı. Bu bir gerçek. Rahatsızlık yarattı. Hı hı. Şimdi Canan Kaftancıoğlu ve Sezgin Tanrıkulu özelinde buradan ayırmak lazım. Tanju Özcan parti üyesi ve gençlik kollarından beri parti üyesi. Ee, Canan Kaftancıoğlu da partiye büyük emekleri olmuş birisi. Sezgin Tanrıkulu seneler sonra Diyarbakır'dan vekil çıkarılmasını sağladı. Şimdi şu, şu bir gerçeklik. Biz Diyarbakır'a gidip Tanju Özcan'a aday gösteremeyiz. Orada biraz daha o toplumun hassasiyetlerine uygun kişileri o aday göstermemiz lazım. Ve Sezgin Tanrıkul da eski Diyarbakır Barosu Başkanı. Oraya öyle bir aday profili çizildi ve seçildi. Şimdi ben burada bunları Abdülatif Şener'den, Cihangir İslam'dan bir örnek evet, daha evet Mehmet vermiştim. ondan ayırıyorum. Burada çünkü bunlar partinin e, parti emek vermiş insanlarken diğerleri biraz e, vitrin önünde kalan isimler gibi düşünüyorum. Şimdi Abdülatif Şener'in son açıklaması. Ben partiye oy vermedim. Neden vermedin? Çünkü aday gösterilmedin. Aday gösterilmediğin için vermedin. Veya Mehmet Bekeroğlu, Cihangir İslam'ın yarın bir gün bunu yapmayacağının bir garantisini verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. O zaman burada onlar konusunda bir samimiyetsizlik olduğu düşüncesindeyim. Size katılmayacağım çünkü hı hı. Sezgin Tanıkul evet Diyarbakır'da hı hı. etkin ve kazandırmış olabilir ya da Canan Kaftancıoğlu yerel seçimlerin kazanılmasında hı hı. etkin olabilir. Ama bu iki ismi e, Kütahya'da savunamıyorsunuz ya da Yozgat'ta e, evet. savunamıyorsunuz, Kırşehir'de savunamıyorsunuz. Oradaki insanlar, oradaki parti yöneticileriniz ne kadar e, milliyetçi, ne kadar vatansever olurlarsa olsunlar sokağa indiğinde, halka indiğinde insanlar şunu söylüyor ama senin... İstanbul İl Başkanı'nın devlete katil dedi ya da senin başka bir parti üyen teröre destek hı. çıkan açıklamalar yaptı ya da HDP'ye yakın tavırlar sergiliyor hı. dediği zaman buradan bir kazandır Yani bu HDP-CHP ilişkisi hı. gibi bir kazandırıyorsa Güneydoğu'da ya da büyük şehirlerde Türkiye genelinde 10 kaybettiriyor. Hı hı. Ben iki tarafta da şöyle, bunu görüyorum. Şöyle altın çizeyim. Başta da söylemiştim hı hı. ama sanıyorum kaçtı. Ben ideolojik olarak zaten tamamen farklı hı hı. düşündüğümü söylemiştim. Evet. Buna şöyle bir örnek vereyim. Benim soyadım Kolsuz. Dedemin babası Kurtuluş Savaşı meydanında kolunu kaybettiği için soyadım Kolsuz. Babam emekli emniyet müdürü. İki tane şark görevi yaptı Bingöl'de, Şırnak'ta. Ben haberini bekleyerek büyüdüm açıkçası babam. Ben şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorum. Kendimi Atatürkçü ve milliyetçi olarak ifade ediyorum. Sosyal demokrat <laughs> olarak ifade ediyorum. Ve bana birisi gelip Sezgin Tanrıkulu, Canan Kaftancıoğlu dediğinde ben onlara şunu söylüyorum. Ben onlarla aynı düşüncede değilim. Ama onlara sonunda şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün dördüncü maddesini söylüyorum. Nedir bu? Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat, sol bir kitle partisidir. Kitle partisi nedir? Her görüşten insanın barınabildiği, düşüncelerini rahatlıkla ifade edebildiği bir parti olması demektir. Yani katılmadığım insanların dayı orada Empati yapabilmek için olmasını isterim ben. Bu Canan Kaftancıoğlu hı hı. ve Sezgin, Sezgin Tanrıkulu özelinde demiyorum bunu. Çok farklı fikirler Çok farklı olurdu. fikirleri de dinleyelim ki biz kendimizi geliştirelim. Bence bizim senelerdir yaptığımız en büyük yanlış buydu. Bir yankı odasının içerisinde hapsolduk, hı hı. birbirimizi eyledik tırnak içinde söylüyorum. Çok iyiyiz. Az önce dedim ya parti binaları zehirlidir diye. Anlattık çok iyiyiz, çok yükseğiz, böyleyiz falan. Yüzde 20-22 oyumuzu aldık. Hı hı. Bir başarısızlık. Ama bu yöntemi değiştirmek gerekiyor. O zaman siz partiyi genel olarak hangi değerler üzerine tarif ediyorsunuz? Yani kuruluş ilkelerinde olduğu gibi daha Türkçü milliyetçi e, ya şu da şu an için mi soruyorsunuz? Şu an için, e, daha elitist işte halk için halk için ama halka rağmen yapılan bazı politikaların güdüldüğü kuruluş CHP'si mi? Ya da Ecevit gibi ortanın solu musunuz? Hı hı. Ya da e, daha sonraki süreçte e, Deniz Baykal gibi ulusalcı e, yine elit e, yine e, a, toplumun aydını dediğimiz ama toplumdan biraz daha kopuk insanlardan oluşan bir CHP mi yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, yapmaya çalıştığı gibi evet her kesime dokunalım ama e, net bir ideolojimiz var mı yok mu bilmiyorum. Yani ben CHP'nin net ideolojisi nedir bilmiyorum. Seçim sürecinde ikinci turda milliyetçi söylemler öncesinde daha güvercin söylemler yani sevgi dili hı hı. söylemleri Biraz daha öncesine gidiyoruz, farklı söylemleri görüyoruz, daha İslamcı söylemler görüyoruz, helalleşme söylemleri görüyoruz, farklı farklı söylemler görüyoruz. Şu an CHP'yi siz nasıl tarif ediyorsunuz içinizde? Şimdi bir ideolojik temelin üzerine koyamıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Şöyle, bunda benim de payım vardır. Hepimiz, nasıl parti üyesi herkesin bunda payı var. Ben bir kelimeyle ifade edecek olursam pragmatist diyebilirim Cumhuriyet Halk Partisi'ni şu anki döneminde. Yani faydacı kimin nereden geldiğine, geçmişine bakmadan oy getirip getirmeme ihtimaline bakarak bir değerlendirme söz konusu. Ama benim hayalimdeki e, CHP bu mu diye sorarsan hayır. Tabii ki pragmatist olmak önemlidir. Bunu Tayyip Erdoğan da yapıyor. Yani Cumhurbaşkanı da yapıyor veya diğer siyasi parti liderleri de oluyor. Ama burada bunu bir parti programı ilkeler üzerine inşa edemezseniz hüsranla karşılaşıyorsunuz. Nedir bu? Az önce bir örnek verdiniz. İlk tur ve ikinci tur arasındaki söylem farkı. Hı hı. İlk turda barışçıl söylemler, yumuşak söylemler, daha pozitif kampanya. İkinci turda akut durumda, yani seçimin kaybedilme riskini görerek, aslında bakarsanız 15 gün önce tabanınızın ve kendinizin çok da sıcak bakmadığı Ümit Özdağ ile protokol imzalamaya kadar giden bir süreç ve HDP seçmeninin Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği düşünülürse, onların uzaklaşması... Ve aslına bakarsanız ilkelere olan inançsızlık biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nde kırılmayı yarattı. Yani benim şu an hayal kırıklığım aslına bakarsanız 14 Mayıs'tan sonra ben zaten seçimin kaybedileceğini fark etmiştim. Benim şu an hayal kırıklığım 14 Mayıs 28 Mayıs süreci ve sonrasında yaşanan sessizlik. Yani ilkelerden kopuş, inandığımız değerlerden seçim kazanma uğruna kopuş. Bakın seçim kazandırabilirdi o süreç. 14 Mayıs 28 Mayıs arasındaki süreç. Ama CHP eski CHP olmazdı. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi inandığı değerlerle mi gelmiş diyecektik? Hayır. Seçimi kazanmış olacaktık. Ama biz aslında ideolojik olarak kaybetmiş olacaktık o seçimi. Yani çünkü inandığımız 4 sene boyunca inşa ettiğimiz, 5 sene boyunca inşa ettiğimiz bütün politikalar çöpe atarak iktidara gelmiş olacaktık ve bence asıl yenilgi bu olacaktı. Ben 2 ay sabah 8'den gece 2'lere kadar sahada bulundum. Bir şeyi ikna etmek için insanlarla biz iletişim kurduk. Sonra 10 gün sonra ben yani söylediğim her şeyi ayaklar altına alarak tekrar insanların karşısına çıkacak cesareti bulamadım açıkçası kendimde. Bulamadım. Çünkü bana insanlar şu soruyu sorduğunda verecek bir cevabım yoktu. Kardeşim sen bana 10 gün önce geldin bu cümleyi söyledin. Şimdi tam tersini söylüyorsun. Doğrusu o yanlış o noktasında değilim bakın. Hı hı. Farklılaşma noktasındayım. Bu yüzden e, haklı hakta buluyorum açıkçası bu eleştirileri hı hı. ve az önce de bir örnek verdim. En son CHP parti programı 2008'de değişmiş. Bakın 15 senede dünya ne kadar değişti çok fazla değişim oldu. Peki parti programımız 15 senedir neden yenilenmedi? Neden kristalleştirilmedi? Yani neden bahsediyorum? Daha anlaşılabilir, doğru, sınırları belli, gideceğimiz yönü gösteren bir parti programı, parti vizyonu neden oluşturulmadı? Bu soruyu bir parti üyesi olarak, eski bir gençlik kolları başkanı olarak, il gençlik kolları başkanı olarak sormanın en doğal hakkım olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet bir de biraz önce dediniz ki belediye başkanları İmamoğlu'ndan yana, hı hı. milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana bir de il başkanları toplantısı yapıldı. Aslında çok farklı bilgiler geldi içeriden ama çoğuna da hakim değiliz. 81 il başkanının ortak açıklaması var. Onu bir alalım duvara. Orada Özetle şöyle söyleniyor. Evet bir değişim olmalı. Evet genel başkan da eleştirilebilir Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Biz bütün talepleri dikkatle dinliyoruz ama kişiler üzerinden yapılacak bir değişim doğru olmayacak. Kişi merkezli değil, ilke ve program merkezli bir anlayışla kurultay sürecini fiili olarak başlatıyoruz. Dur. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız, eksiklerimizi gidereceğiz. Daha da güçlenecek topluma umut olacağız diyor 81 il başkanı. Burada en kritik nokta bence 6. paragraf. Hı hı. Orayı ben mi okuyayım yoksa siz mi okuyorsunuz? Siz okuyabilirsiniz. Okursunuz. Biz il başkanları olarak değişimden yana mıyız? Elbette. Hı hı. Değişim konusunda örgüt bu konuda ne düşünüyor acaba diye soran olmasa da biliyoruz ki. Burası hı hı. bence çok önemli bir evet. e, cümle. Yani örgüt bu konuda ne düşünüyor acaba diye soran olmasa da biliyoruz ki. Ben buradan anlıyorum ki toplantıda bir fikir ayrılığı var. Hı hı. Çünkü normalde usulen bu cümleler bir ortak açıklamada bulunmamalı. Yani örgüt bu konuda ne düşünüyor acaba demek... Bir şeylerin aslında dışarıya sunulması demek. Hı hı. Ve normalde usulen bir de şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. 81 il başkanının ortak açıklama. Ama biz 81 il başkanının imzasını göremiyoruz. Normalde usulen bu imzaları görmemiz evet. gerekirdi bu ortak açıklamada. Burada da şu noktaya geliyorum. 81 il başkanının 55 tanesi atanmış il başkanı şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Burada sadece bu şu demek değildir. Kemal Kılıçdaroğlu istediği kişileri görevden alıyor, istediği kişileri göreve koyuyor diye anlaşılmasın. Çünkü bunların bazıları... Milletvekili adaylığı için istifa eden kişiler ve onların yerlerine koltuk boş kalmayacak elbette, evet. birileri atanacak. Ama zaten biz buradan, bu il başkanlarından çok ciddi bir değişim talebi çıkmasını beklersek bence hata yapmış oluruz. Ama bunun evet. şu konuşma açıklamanın tamamını incelediğimde bunun bir ortak açıklama olmadığı çok bariz. Ki buna göre kulağımıza da açıkçası bilgiler geldi, duyumlar geldi evet. çok ciddi şekilde ciddi itirazlar olduğu konusunda çıkartılan paragraflar eklenen paragraflar olduğu konusunda kulağımıza bazı bilgiler geliyor ve ben de böyle düşünüyorum açıkçası bu bir ortak açıklama değil bana kalırsa. Şimdi sosyal medyada etkinsiniz ve burada evet. değişimin sesi olmaya başladınız birçok kişinin de dikkatini çektiniz size Alevi ve Kürt düşmanı <laughs> tepkileri geliyor siz Alevi ve Kürt düşmanısınız İşte o yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday genel başkanını istemiyorsunuz. Bu e, süreçler sürekli birbirine benziyor ama seçim öncesi adaylık sürecinde de ya kardeşim Kemal Kılıçdaroğlu niye aday olmasın, Alevi diye mi olmasın, Kürt diye mi olmasın, siz Alevi düşmanı mısınız, Kürt düşmanı mısınız diye 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 işte Kemal Bey'i aday yaptılar. Bugün de Kemal Bey'in genel başkanlığını eleştirenler genel olarak sizinle aynı tepkiyle karşılaşıyorlar. Alevi ve Kürt düşmanısın tepkisiyle karşılaşıyorlar. Bu şekilde herhangi bir ideolojik yaklaşımla mı Kemal Bey'in aday değişmesini istiyorsunuz yoksa e, Alevi, Kürtlük ya da başka bir mezhepten ya da başka bir etnik kökenler olmasının bir önemi yok mu sizin için? Ben ya, öyle tahmin ediyorum. Beni iyi tanıyan insanlar bilir ki hatta iyi tanımaya da gerek yok. Yani benimle 5 dakika sohbet ettiğinizde bilirsiniz ki bu deli saçması iddialar. Yani bana herhangi bir şekilde bu suçlamanın yöneltilmesine açıkçası ben çok ciddiye de almıyorum. Twitter'da yazanlar oluyor. Hı hı ama açıkçası gülüp geçiyorum. Neden gülüp geçiyorum? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorsam ve bunu kendi isteğimle AK Parti'nin en güçlü olduğu dönemde yapıyorsam açıkçası ben zaten bir şeyleri göze almışımdır. Veya ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğunu bir ay önce öğrenmedim. Ben göreve geldiği günde de biliyordum. Veya bizim partimizin içerisinde Alevilerin, Kürtlerin olduğunu biliyordum. Yani ben bu partide siyaset yapıyorum. Bu insanlarla beraber omuz omuza bir mücadele veriyorum. Yani böyle bir iddiayı zaten ciddiye almam beklenemez. Ama orada şöyle bir durum var. Bence bir başarısızlığı örtme girişimi diye tahmin ediyorum ben o e, iddialara. Neden? E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sessizlik sürecinden bahsettik 28 Mayıs'tan sonraki süreçte. Yani bir öz vermemek, vermemek, belli süreçlerin önünü tıkamak ve e, açıkçası bunu bir başarısızlık veya hezimet olarak değil ama iki kişiden biri Tayyip Erdoğan karşısına oy verdi demek açıkçası bizim gidecek yolumuz var demek. Evet. Burada... Bu iddiaları ben açıkçası bunun bir kılıfı olarak görüyorum. Yani siz bunu söylüyorsunuz, susun böyle bir şey iddia şey e, hakkınız yok. Komik. Evet. Nereden bakarsanız çok, bakın komik. Çok çok kısa bir cevap isteyeceğim Tabii. çünkü süremizde. açtık sürekli uyarı alıyorum. Tabii. İmamoğlu'nu destekliyorsunuz diye tahmin ediyorum Tabii. genel başkanlık için. Sayın İmamoğlu genel başkanlığa aday olursa kurultayda, aynı zamanda genel başkan ve belediye başkanı olamayacak hı hı. ve birinden birini seçmek zorunda kalacak. Belediye başkanlığından ayrılırsa AK Parti belediyeyi alacak ve yerel seçime AK Parti belediyesi olarak girecek. İstanbul e, bu formülü nasıl işleyecek? Ekrem İmamoğlu genel başkanlığı nasıl alabilir? Çok Peki, kısa isteyeceğim lütfen. Tabii ki şöyle, e, aslında bakarsan bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde de söylenmişti. Evet. Yani, ama ne oldu? Biz Türkiye'yi kaybettik. Hı hı. Şimdi bu e, siyasi yasak meselesi de e, bunun bir kılıfı olarak anlatılıyor ama şöyle bir örnek vereyim. Canan Kaftancıoğlu şu an il başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı. Ama aynı zamanda siyasi yasaklı. Ama hmm. Cumhuriyet Halk Partisi ne dedi? Ben AK Parti'nin yargı kararını tanımıyorum ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin fiili olarak il başkanı Canan Kaftancıoğlu'dur. Bu süreci Canan Kaftancıoğlu için işletebiliyorsak genel başkanlık makamı için neden işletemiyoruz? Yani neden işletemiyoruz? Fiili olarak orada bir lider olması... Veya kararı, mahkeme kararının hukuksuz olduğunu söyleyip tanımamak mümkün değil mi? Yani bunu ben Cumhuriyet Halk Partisi politikası olarak söylüyorum. İl başkanı için yapılabiliyorsa genel başkan için de... Aslında siyasi yasak sürecinden bahsetmedim. Hani belediyeyi Aha. bırakıp genel başkanlığa mı geçecek? Ama sizin tarifinizde şöyle olacak. Be genel başkanlığa Oraya birisi geliyordum. oturacak yani. vekaleten ve belediye başkanlığında İmamoğlu kalmaya devam edecek. Evet 2024 yerel seçimlerine kadar sonrasında da başka biri CHP'li kazanıp genel başkanlık İmamoğlu'na geçecek. Evet, fiili olarak o. yerel seçimlere kadar fiili bir liderlik, Hı -hı. ondan sonra resmi bir liderlik olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun illa gölge bir başkan, genel başkan anlamında olduğunu da söylemiyorum. Yani bu genel başkan gerekiyorsa kurultay sonrasında devam etmeyeceğini, Ekrem İmamoğlu'na bayrağı teslim edeceğini söyleyip, Hı -hı. bir güven tazeleyip, en azından seçmenle bağını güçlendirip bu süreci de açabilir. Ben bunu savunuyorum evet. ve bunu istiyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Süremizin ediyorum. sonuna geldik. Çok sağ Ağzınıza sağlık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim sürecini tarif etmeye çalıştık. Şöhret Can Kolsuz'da saatler 21'i gösterdiğinde yani çok kısa bir süre sonra Mega Siyaset Programı'nda Selcan Dilek Çoygün sunumuyla Milletvekili İbrahim Yurdun'u seven konuk olacak bizden bu kadar. Hoşçakalın, esen kalın.